Hanımlar beyler, günün ikinci yarışmacısıyla da buluştuk masanın başında. Tuğçe Hanım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Vallahi iyi, idare ediyoruz. Tedirgin etti mi Görkem Bey sizi? Evet, biraz. Gerçekten mi? Evet. Aslında konuşmuştuk 8000'e kadar yapacağız diye. O da bizim dediğimize uydu gerçekten. 7900'de bıraktı. Evet. Gerçekten. Çok güzel yarıştı. Umarım benimki de güzel olur. Umarım sizinki de güzel olur. İddialı mısınız? Yani daha çok eğlenmeye bakıyorum aslında. Çok iyi düşünmüşsünüz. Evet. Gerçekten şans. İlgilendiğiniz yerden kelime gelirse. Aynen öyle. Zart diyor. Bulmaca çözmeyi seviyor musunuz? Seviyorum ya. Bayağı seviyorum. Yani yarışmayı da izliyorum zaten. Ne yapalım? Biraz daha rahatladığınızı düşünüyorum. Evet, rahatladım ya. Başlayabiliriz. Başlayabiliriz. İzin geldi. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Mecazi anlamda şakaları ayarsız, kendisi kıvamsız insan. Harf alayım. Harf verelim. U. Basit düşünün. Yani ne kadar nokta nokta bir insan bu deriz. Bilemedim. Harf alayım. Harf alın. Risk almayın. Evet. Sulu. Sulu doğru cevap. Efendim. Dört harfli, batı kökenli bir sözcük soracağız. Bakalım cart diye bilebilecek misiniz? Çünkü aslında üstünden bahsettiğimiz şeyler oldu. Buyursunlar. Yerel özellikler taşıyan dini törenler. Ayin. Değil. Şöyle, yerel özellikler taşıyan dini törenler dediğimiz zaman. Yerel özellikler, yani neye ait olabilir? Böyle bir şey... Dine ait olabilir. Yok yok. Böyle göreye ait olabilir. Böyle bir daha çok nokta nokta sal yapı deriz. Hani mesela bir Anadolu nokta noktasından bahsedebiliriz. Hani sanatla beraber kullanırız bir kelimeyi. Kült efendim. Kült olacaktı. Hay Allah, nazarlık. Hiçbir şey değişmedi biliyorsunuz. Şu an geri kalan soruları bilirsek 8800 puan alabiliriz ki bu Görkem Bey'i ağlayarak eve gönderir. Ağlar mı emin değilim ama yani bir gözlerini doldururuz. O yüzden canınız sakın sıkılmasın, gözünüzü seveyim. Tamam. Efendim 5 harflilere geçiverdik. Yine batı kökenli bir sözcük soruyoruz ama bu daha çok yaygın kullanılıyor. Buyurun gelsin sorusu. Bir kimsenin arandığında bulunabileceği yer. Adres. Adres doğru cevap. Efendim 5 harfli ikinci soracağımız kelime bir içecek. Gelsin sorusu. Ekşitilmiş kısrak sütünden yapılan meşhur Türk içkisi. Kımız. Kımız doğru cevap. Efendim 6 harflilere geçtik. Tek kelime ve bir sıfat. Sıfat. Ki ben sıfat severim. Buyursunlar. Alt anlamı alay edilecek durumda tuhaf olan sözcük. Harf alayım. Verelim, harf verelim. Nokta nokta duruma düşmek. Gülünç. Gülünç doğru cevap. Yine bir sıfat geliyor Tuğçe Hanım. Tüm sevenler için gelsin bakalım. Savaşta yenilerek karışıklık ve perişanlık içine düşmüş olan. Bir harf alayım. Tabii. Genelde uğramak fiiliyle kullanılır. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Uğramak. Yok. Şöyle. Bozgun. Bozgun doğru cevap. Sizi de kurtardım. Çok sağ olun. Kulağıma editörümüz bir şey fısıldadı o anda. Benim beynim yandı. Efendim 7 harflilere geçiverdik. Efendim ilk 7 harfli cevabınız bilinen ve yaygın kullanılan bir kelime. Gelsin bakalım sorusu. Herhangi bir iş için gerekli her türlü nesne. Edevat. Daha alet. Basit düşünün. Evet, onların hepsi... Malzeme. Hı? Malzeme doğru cevap. Efendim 2400 puanımız var. 2 dakika 38 saniye süremiz var. Yarısında mıyız? Tam yarısındayız.
yarışma göbeği diyebileceğimiz bir noktadayız. 8500 puan yatıyor orada. Tamam. Patır patır gidersek onu alırız. Ama 6 harf alma hakkımız var. 6 harf alırsak da arttıracağımız 1 saniyemiz olmalı. 2 saniyemiz olmalı. Ama ben zaten onu hatırlatırım. Efendim 7 harfli ikinci kelimemiz denizcilikten geliyor. Gelsin bakalım denizcilikten. Denizcilikte gemilerde dış kaplamanın dayandığı iskelet. Gemi yapımlarını gördünüz mü hiç? Böyle dış iskelet dediği şeyi yerleştirdikleri bir şey var. İçi olur hani geminin. Tersane var. Yok tersanede yapılıyor gemi. Harf isterseniz. Aynen. Gemi yapılırken gördünüz mü hiç? Güverte. Değil. Aynen. Geminin gezilen yeri güverte. Gemi yapılırken böyle bir şeye benzer şeyi, o iskeleti. İnsanlarda da var bundan. Omurga. Değil ama öyle bir şey. Evet. Omurga gibi bir şey nasıl olur? Böyle göğüs kafesini oluşturur. Allah Allah. Tabii. Göğüs kafesini oluşturur. Ona bir şey deriz. Bilmiyorum. Yassı kemikleri. Dolması vardır. Kaburga. Kaburga doğru cevap. Dolmadan bilmeniz Tuğçe Hanım. Ya yani 72 yerden aslında söyledim. Gösterdiniz de. Gösterdim oradan da bilemediniz. Evet. Gerçekten dolmayla bilmeniz hiç de yemekle yemek de o kadar. Çıkmadı, evet. Evet. Yemek de çıkmasın zaten ya. Canımızı alıyor burada öyle yemekler soruyor ki editörümüz. Gerçekten kaburga dolması sever misiniz peki? Hiç yemedim. Nereden bildiniz? Yani duydum tabii ki de. Duydunuz. Kaburga dolmasını duydunuz. Kaburga kemiğini duymadınız ya. İnanılır ama denizcilikte kullanıldığını hiç bilmiyordum yani. Denizcilik. Zaten ben hani o iskelet gözünüzün önüne gelirse evet, benzediği şeyden bulursunuz evet diye düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşüm. Bundan sonra size her şeyi yemekten anlatacağım. Efendim 8 harflere geçtik. Yoksunluk eki almış bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Hiçbir noksanı veya eksiği olmadığı gibi aynı zamanda mükemmel olan. Kusursuz. Kusursuz doğru cevap. Efendim mastarla biten yine 8 harfli bir kelimeye ihtiyacımız olacak. Şu soruyla sizden talep edeceğiz onu. Mecazen canlanmak, yeniden ortaya çıkmak anlamına gelen söz. Yeşermek. Aa, yeşermek doğru cevap. Size helal olsun. Cart diye ne güzel bildiniz. Teşekkür ederim. Yeşermek yani benim mesela kesin zorlanacağım bir kelime. Efendim 2 dakika süreniz var. 4 tane de sorumuz var. Yani her soruya 30'ar saniye harcasanız olur. Ne kadar harf alabilirim? Hiç alamam. 5 tane alabilirsiniz harf tamam, ama almasanız da olur tamam sanki gibi. Efendim tek kelime ve mastarla biten yine kolay olduğunu düşündüğümüz bir sorumuz geliyor. Gelsin bakalım. Sağlığı yerine gelmek, salah bulmak. İyileşmek. İyileşmek doğru cevap. Efendim 2 kelimeden oluşan soru kalıbında bir tabir arıyoruz. Bu biraz zorlayabilir. 2. kelime Arapça kökenli. O yüzden iyi düşünün, sakin sakin karar verin falan filan gelsin sorusu bakalım. Evet. Ona mı düşmüş, ona mı kalmış, nasıl cüret edebilir anlamlarında soru kalıbında bir söz dizisi. Ona mı düşmüş, ona mı kalmış, nasıl cüret edebilir anlamlarında soru kalıbında bir harf alayım. Söz dizisi harf alayım. Soru kalıbında olduğu için... Neyle mi başlayabilir acaba? Aha, mesela... Ne haddine? Ne haddine doğru cevap. 10 harflilere geçiverdik. Mastarla biten 10 harf. 2 tane mi kaldı soru? Aa, evet. Tamam. Soralım istiyorsunuz daha evet, lazımsa. Çabuk bitti. Çabuk mu bitti? Aa. Hanımefendi sizin heyecandan fark etmediniz evet, ne oldu? Evet bence de.
Peki mastarla bir tane bir kelimeye ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Kabul edilmek, kabul görmek. Tanınmak diyeceğim değil. Yani daha son dönemde çok da bahsi geçen bir kelime. Kabul görmek anlamında. Yani nasıl söylenebilir? Mesela bir belgenin kabul görmesi için de bir şey yapmanız gerekiyor. Bir harf alayım. Harf verelim bir tane madem. Y. Uygun bulunmak. Bilmiyorum. Hep tanınmak falan aklıma geliyor. Yani değil. Daha şey, böyle bir fikri kabul ettirmek gibi. Bir tane daha alayım. Bir tane daha harf alalım. Onaylamak. Bir harf eksik onda. Evet. Söyleyin. Onaylamak. İşte onu siz onaylamıyorsunuz da. Siz... Onaylatmak. Değil. Sizi onaylıyorlar. Onaylanmış. Sonu mastar. Söyleyin de mi söylediniz? Onaylanmış. Ha, sonunu mastar yapın. Onaylanmak. Onaylanmak doğru cevap. Tuğçe Hanım'a dilimizi yeniden öğretiyoruz. Hiç okurum. Son anda. Evet. Çünkü yani son soruya geldik. Stresten çok normal. Efendim 10 harfli son kelimemiz. Ne alabilirsiniz? Harf. İki tane alabilirsiniz. İki tane alırsanız bize iki saniye bırakmanız gerekir. Ama ihtiyacınız olmayabilir. 29 saniyeniz var. Bence tamam. Düşünebilirsiniz önce. Yapım eki almış bir kelime. Gelsin bakalım. İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen harekete eş değer bir hareketle beliren anlamındaki sıfat. İki kişi ve iki topluluğun arasında geçen harekete eş değer bir hareketle beliren. İki kişi ve hareket. İki topluluğun arasında geçen. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Ş. İki kişinin arasında geçen. Bir harf daha alsam alamıyordum değil mi? Biz nasıl duruyoruz şu an Tuğçe Hanım? Nasıl duruyoruz? Sizle ben. Nasıl? Karşı karşıya, karşılıklı. Karşılıklı doğru cevap. Teşekkür ederim. Rica ederiz Tuğçe Hanım. İnanır mısınız 8000 puan aldınız. Evet. Gerçekten. Yani 8000'in üstünde almamaya yemin etmiş gibisiniz. Yani gerçekten mi anlaştılar, ne yaptılar sevgili izleyenler? Yani, denk geldi ya aslında. Denk geldi evet. 7900 puan Görkem Bey almıştı. Siz 8000 puanla gün birincisi konumuna geldiniz. Bir tadını çıkarayım. Şimdi evet yani arkada iki yarışmacı var. Bakalım ne kadar tadını çıkaracaksınız 8000 evet. Puanın. Merakla bekliyorum ama teklifi eden Ergün Bey 8000 puanın üstüne çıkmayalım mı? Evet. O yüzden Ergün Bey'i artık bir şey yapacağız. Onu bekliyoruz. Aynen ben merakla onu bekliyorum. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür Bence ederim. Çok, çok büyük şansınız var. Benim için de çok keyifliydi. Çok zarifsiniz. Teşekkür ederim. Tuğçe Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor.